Şimdi bir kuraldan bahsetmiş. 13 ile bölünebilmenin kuralı. Şurada tarif edilmiş. Birler basamağı ayrıştırılıyor. Şöyle kaydırıyorum biraz. Örnek üzerinden bakalım. Şuradan birler basamağı ayrılıyor. 79 sayısı yazılıyor. Üçünde 4 katı alınıyor. İki sayı toplanıyor. 91. Sonra bu 91'de şuradan yine bir ayrıştırma yapılıyor. 9 artı birler basamağındaki sayının 4 katı. Toplamları 13 ile bölünebiliyorsa sayı da 13 ile bölünebiliyor demektir. Biz aynısını bu sayıya uygulayacağız. Bu sayı 13 ile tam bölünüyormuş. Şuradan bir tane çizgi çekiyorum. Aynı kuralı uygulayacağız. Şöyle yazıyorum. Şuradan devam edelim. Sayımız A, A, 0, 2 artı 0 çarpı 4. Bu 13'ün katı olacak. 13'ün tam katı. Şurası 0 olacak. Yani başka bir deyişle A, A, 0, 2 sayısı 13'ün katı olacak. Aynı kuralı tekrar uyguluyorum. Şuradan bir tane çizgi çekelim. Soldaki sayı A, A, 0, 3 basamaklı sayısı. Diğeri 2 çarpı 4 olacak. Bu 13'ün katı olur. Burası 8. Şimdi 3 basamaklı bir sayıyla topluyoruz. Aslında şunu yapmış oluyoruz. A, A, 0 ve 8 sayısını toplamış oluyoruz. Toplayınca 0 artı 8, 8. A'yı direkt indiririz aşağıya. Bu ikisinin toplamı A, A, 8, 3 basamaklı sayısı olur. Şunların toplamı. Yazıyorum onu da. Böyle A, A, 8 eşittir 13'ün katı. 13 ile bölünecekmiş. Yine aynı kuralı uyguluyorum. Şuradan çizgiyi çekiyorum. Sol taraftaki sayı A, A, diğeri 4 çarpı 8, bu 13'ün katı olacakmış. Yine benzer şekilde toplama işlemini yapabiliriz. Burası 32 eder. Bizim sayımız A, A, 4 çarpı 8, 32. Şimdi bunları toplayalım. Aslında bu şekilde yazılmaz ama ben yine rakam gibi düşünerek yazabiliriz bu şekilde. A ile 2'yi topluyorum. Burası A artı 2 olacak. Yani şuraya A artı 2 gelmiş olsun. Mesela A'mız 5 olsa 5 artı 2 7 olacak. Burası da 5 artı 3'ten 8 olacak. Buraya da A artı 3 yazıyorum. Yani böyle iki basamaklı bir sayı meydana gelmiş olacak. Oradan devam edelim. A artı 3. Burası onlar basamağı. Diğeri de A artı 2. O da birler basamağı. Bu yine 13'ün katı olacak. Şuradan çizgiyi çekiyorum. Solda kalan sayı A 3. Bunun 4 katını alacağız. Yani 4 çarpı A artı 2 eşittir 13'ün katı. Şu taraftan devam edelim. Şöyle. Şimdi burası A artı 3. Artı şu 4'ü içeri doğru dağıtırız. Şöyle dağıtıyorum. Bu durumda 4A artı 8 13'ün katı olacak. Buradaki sayı 5A artı 3 artı 8 11 13'ün katı olacak. Şimdi burası 13'ün katı olacak. A yerine değer vermeyi düşünebiliriz. Şimdi A yerine 1 versek 5 11, 16 katı değil. 2 versek 10, 22, 13'ün katı değil. 3 versek 3 kere 5, 15, 26, 13'ün katı. Demek ki bizim A sayımız 3 olacak. A'mız 3 olmalı. Bizden istenen şey A sayısının 5 ile bölümünden kalan, 3'ün 5 ile bölümünden kalan da yine 3 olacak.